Mars'a ilk insanlı görev muhtemelen sadece gezegenin yörüngesine olacak. Tüm teçhizatı ve süreçleri kontrol edecek, hatta iletişim uydularını fırlatacak ve daha sonra yüzeye iniş yapacak olan bir sonraki görev için iniş alanlarını ayarlayacak ve tüm bunların hepsinin üstesinden gelinmesi gereken yepyeni bir dizi sorunu ortaya koyacak. Ay'ın aksine Mars, Dünya'nın yaklaşık 0.6'sı kadar güçlü bir yer çekimine sahiptir. Ancak paraşütlerin kullanılabileceği bir atmosfere sahiptir. Atmosfer çok incedir ve çok derin değildir. Mars'a dair komik bir durum ama gezegendeki her şeyin ortalama yüksekliğini alırsınız. Kuzeyin çoğu kısmının 2 kilometre aşağıda ve güneyin çoğunun bunun 2 kilometre üzerinde olduğu ortaya çıkar. Ve biz her zaman kuzeye ineriz. Çünkü çok daha fazla atmosfere sahiptir ve güneye inerseniz eğer durmak için yaklaşık 4 kilometre daha az havası vardır. Aslında güneydeki dağların yüksekliğindeki Mars Bilim Laboratuvarı kuzeyde ulaştığı kratere alçalırken hala ses üstüydü. Bunu bir dizi çalışmadan sonra rahatlıkla ölçebiliyoruz. İnsanların inişinden önce habitatların, malzemelerin ve ekipmanların yüzeye önceden yerleştirilmesi gerektiğini varsayan NASA ve ortakları çeşitli çözüm yolları arıyor. Bunlardan birisi hayat yani hipersonik şişirilebilir aerodinamik yavaşlatıcıdır. Bu temelde aracı standart bir uzay aracı ısı kalkanından önemli ölçüde daha hızlı yavaşlatabilen, yükten çok daha büyük bir alana sahip çok büyük bir şişirilebilir ısı kalkanıdır. Sistemin bir Cygnus ikmal uzay aracı kullanarak ISS'ten bir yükün üzerinde test edilmesi planlanmaktadır. Atmosferde alçaldıktan sonra paraşütler, roket motorlarının devralabileceği noktaya kadar, düşük bir irtifaya kadar yükü daha da yavaşlatacaktır. Morpheus ve zombi uçuş sistemleri son birkaç yılda iyice gelişti ve insan müdahalesi olmadan engebeli araziden veya diğer engellerden kaçınarak bir gezegenin yüzeyine kendi başına kargo teslim edebilecek hale geldi. İnsanların Güneş sistemini keşfetmesi için bir yapı taşı daha böylece eklenmiş oldu.